Merhaba arkadaşlar, ee, ben Burak Çankaya. Bugün 9 Mart 2016. Dün kaydetmem gereken bir podcast vardı, bugüne sarktı. Dün 8 Mart 2016, Dünya Kadınlar Günü'ydü. Herkes bir şeyler paylaştı, herkes kadınların yanında olduğu bir günlük de olsa, ya, göstermelik de olsa. Ben de şunu düşündüm, şimdi 2016 yılındayız. Ee, sabah bir bakayım dedim, şu TRT'ye falan ne var böyle, normalde televizyon izlemem. Arkadaşlar TRT'de... E... <laughs> iki tane, iki üç tane kadın vardı. İşte birisi şehirler arası otobüs sürüyormuş, birisi normal otobüs sürüyormuş. Yani onlara öyle bir muamele yapılıyor ki sanki aslanot, yani mucizevi bir şey yapmış. Sanki dü başka bir dünyadan gelmişler de, yani mesela atıyorum bir kediniz var, kedi bir becerisi var ve bunu yapıyormuş gibi yani, başka bir canlı, başka bir e, dünyadan gibi muamele görüyordu. Yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Kadınların geldiği aşama otobüs sürdüğünde onlara şaşırılacak tepki vermemiz. Halbuki otobüs dediğin şeyi sırtına taşımıyor. O bir e, onun belli bir tekniği var ve bu tekniği bilen her insan kadın veya erkek diye bunu sürebilir. Maalesef 2016 yılında bu aşamaya gelmişiz. Zaten o, olan olayları söylemiyorum. Cansel olayından tutun başka olayları zaten onları söylemiyorum. Namus şeylerini işte çok eşliliği kadınların çalışma hayatında kıslanması, özgürlüğünün baskılanması. Çünkü bıktım artık bunları dile getirmekten ve hep aynı şeyler. Dedim ki arkadaşlar ya eski Türklerde de böyle miydi acaba? Eski Türklerden kastım Osmanlı değil. Yani bundan binlerce yıl öncesinde Ötüken topraklarında yaşamış Türkler de kadına böyle mi davranıyordu acaba? Biz kültürümüz böyle miydi hep? Hiç koruyamadık mı dedim. Ekşi Sözlük'te bir entry buldum. Eski Türklerde kadın. Burada e, Türk töresinde kadına verilen değeri görmek için güzel bir böyle şey yapmışlar arkadaşlar. Madde madde onları size okumak istiyorum. Şimdi bir bin yıl öncesini düşünelim. 2016 yılını düşünelim yani. 2016 yıl ve bin yıl öncesi yaklaşık. Türklerin en eski destanlarından biri olan yaratılış destanında yaratana inan veren Ak Ana adında bir kadındır. Oğuz Kağan atamızın kutlu eşlerinden biri mavi bir ışıktan diğeri kutsal bir ağaçtan doğmuş olağanüstü kadınlardır. Bilge Kağan kitabesinde Kağan'la Kağan sizler anam katun, büyük annelerim, hala, hala ve teyzelerim, prenseslerim sözleriyle hitabına başlar. Eski Türk inancına göre han ile katun gök ve yerin evlatlarıdır. Kadının yeri yedinci kat göktür. Yani en üst seviye. Eski Türk destanlarında kadın erkeğin her daim yanındadır. Kadın erkeğinin güç ve ilham kaynağı kabul edilir. Ki olması gereken de bence budur. Arap gezgini olarak bilinen İbni Batuta şöyle der. Burada tuhaf bir hale Araplar için tabii ki tuhaf oluyor. Şahit oldum ki o da Türklerin kadınlara gösterdiği hürmetti. Burada kadınların kıymeti ve derecesi erkeklerden daha üstündür. Zaten diyorum ya arkadaşlar toplum giderek şöyle tırnak için Araplaşıyor. Kadınlara yani Cumhuriyet dönemine de birazdan bakacağız. Bakalım o dönemde de aynı mıymış kadınlar böyle baskılanmış mı geri plan atılmış mı? Ee, biz böyle tahrik olmayalım diye kapatılmış mı kadınlar? Kaan'ın buyrukları yalnız Kaan buyuruyor ki ifadesiyle başlamışsa geçerli kabul edilmezdi. Yabancı devletlerin elçilerinin kabulünde Hatun da Hakan'la beraber olurdu. Tören ve çölenlerde kadın Hakan'ın solunda oturur ve siyasi ve idari konularda görüşlerini beyan ederdi. Mesela Büyük Hun İmparatorluğu adına Çin ile ilk barış anlaşmasını Tanrı Kutmeti Han'ın Katun imzalamıştır. Hatun yani Katun anladınız mı? Ebul Gazi Bahadır Han Seceri Terakime'de Oğuz ilinde yedi kızın uzun yıllar beylik yaptığını anlatmaktadır. Kadının yüceliği Altay dağlarının en yüksek tepesine kadın başı ismi verilerek yaşatılmıştır. Eski Türklerde kadın miras hakkına sahipti. Kadının kendine ait mülkü mevcuttu. Kadın bunu istediği gibi kullanma hakkı vardır. Ee, 12. Eski Türklerde koca karısını boşayabildiği gibi kadın da kocasını boşayabilirdi. Malum biliyorsunuz Arap kültüründe boş ol ve boş ol. Üç kere. Şamanlara göre kadınların mistik kuvvetleri daha fazlaydı. Onun için şamanlar saç uzatır ve ayinlerde kadın, kıya ka kadın kıyafeti giyerdi. Türklerde kadın... E, Türklerde kadınlar ülke yönetiminde ve evde söz sahibidir. Anaerkil bir aile yapısı vardır. At erkil değil bakın anaerkil. Kadın ve erkek eşit yükümlülükler üstlenir. Ailede erkeklerin çok erkeklerden çok kadının sözü geçer. Kadın çalıştığı için erkeğin bakımına ihtiyacı yoktur. Türk kadınları saygı ve sevgi görür, yüceltir, yüceltilir. Türklerde kadınlar ve erkekler birlikte çalışırlar. Ailenin yürütülmesini beraber sağlarlar. Göç kurar, hayvan otlarlar. Kılıç kuşanır, silah ve ok kullanılır. Kadın ve erkek beraber savaşır. Türkler Kadınlar ve erkeklerle birlikte yemek yerler. Toplum içinde bir arada oturur, sohbet ederler. Bir arada eğlenir, oyun oynarlar. Türkler de kadınlara cinsel meta olarak bakılmaz. Şu an böyle mi sizce? Kadınlara cinsel meta olarak bakılmıyor mu arkadaşlar? Sadece bir beden olarak bakılmıyor mu maalesef? Erkek kadın ayrımı Türklerde yoktur ve tarih boyunca hiç dolmamıştır. Kadınları ve kızları için can verirler, savaşırlar. Evet, arkadaşlar bu binlerce yıl, yüzyıl, pardon, binlerce yıl önce olan kültürümüzün e, belli bir kısmını ekşi sözle yazmış arkadaşın yazılarıydı. Ki bunlar zaten böyle. Peki şimdi Atatürk'ten sonra, Atatürk'ün devrimlerinden sonra mesela ne olduğuna bakalım. Mesela ne olmuş arkadaşlar biliyor musunuz? İtalya'da kadınlar 1948 yılında seçimlere girebilmişler. Japon kadınları ise seçim haklarını ancak 1950'de alabilmiş. Medeni kanunları aldığımız İsviçre'de ise kadınlar haklarını 1971 yılına kadar alamazken çağdaşlaşmada örnek aldığımız İsveç, Danimarka gibi ülkelerde durum farklı değilken Türk kadınına 1935 yılında 1935 yılında seçme ve seçilme hakkı tanınmış. Arkadaşlar kadının adı yokmuş. Kadın oy bile kullanamıyor. Seçme ve seçilme hakkı tanınmıyor. Düşünsenize yani sadece çocuk yap, çocuk dünyaya getir, onlara bak, başka bir şey yarama. Erken cinse ihtiyacını gider, tamam. Evet arkadaşlar bunu sağladığı için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e bence teşekkür borçluyuz. Bunu hangi görüşe sahip olursanız olun, hangi siyasi politik görüşe sahip olursanız olun. Tüm kadınların bunu öncelikle bilmesi gerekiyor arkadaşlar. Peki daha fazla şeyler söyleyelim. Ne oldu Cumhuriyet'le birlikte? Türk kadını ne oldu? Nerelere geldi? Şu anı kastetmiyorum. Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kadınların kamusal alanlara girmesini sağlayan yasal ve yapsal reformlar hızlandı. Tehvid-i tetrisat kanunu yani öğrenim birliği çıkarıldı. Böylece eğitim layıkleştirilerek tüm eğitim kurumları milli eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Kız ve erkekler eşit haklarla eğitim görmeye başladı. Türk Medeni Kanunu kabul edildi. Kanun ile erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanmasına ilişkin düzenlemeler kaldırıldı. Kadınlara boşanma hakkı, velayet hakkı ve malları üzerinde tasarruf hakkı tanındı. 4 Nisan 1926 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kanun 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girdi. Belediye Yasası çıkarıldı. Yasa ve yasa ile kadınlara belediye seçimlerinden seçme ve seçim hakkı tanındı. Kadın ve çocukların korunmasına ilişkin ilk düzenleme Umumi Hıfzı Siha Kanunu ile yapıldı. Doğum izni düzenlendi. Kız çocuklarına mesleki eğitim vermek amacıyla Kız Teknik Öğretim Müdürlüğü kuruldu. Köy Köy, okul, köy kanununda değişiklik yapılarak kadınlara köylerde muhtar olma ve ihtiyar meclisinde seçilme hakkı verildi. Anayasal değişiklik, değiş, anayasa değişikliği ile kadınlara seçme ve seçim hakkı tanındı. Türkiye'de bu hakkı ee, bu hakkı kadınlar tanıyan ilk Avrupa ülkesi oldu. Türk kadını bu yeni hakları hemen kullandı. İş kanunu yürürlüğe girdi. Kadınların çalışma hayatı yeniden, yeniden düzenleme getirildi. Kadınların yer altında ve tehlikeli işlerde çalıştırılması 1935 tarihli 45 sayılı ILO sözleşmesiyle yasaklandı. Arkadaşlar şimdi bir de günümüze bakıyoruz. Günümüze bakıyoruz. Yıl 2016. Elinizi vicdanınıza koyun şu olan olayları her gün bize anlatılmamış olan olayları işte Türk toplumundaki erkeğin geldiği noktayı mesela şunu da bilmenizi isterim Google genelde her yıl şey yapar işte analitik e, bilgiler verir der ki işte Türkiye'den en çok şu aratıldı bu aratıldı Türkiye'de en çok aratılan şeylerden birisi arkadaşlar çocuk pornosu yarın bir gün hepiniz anne olacaksınız baba olacaksınız belki de siz de zamanda yanlış şeyler yaptınız yapabilirsiniz ama Yarın bir gün çocuğunuz doğduğu zaman kızınızı bastırarak erkeğinizi sürekli pohpohlayarak büyütmeyin arkadaşlar. Yani bu neslin kurtuluşu, bu e, tacizlerin, tecavüzlerin kurtuluşu idamla çözülecek bir durum değil arkadaşlar. Hangi birini idam edeceksin? Hangi sapı idam edeceksin? Yani... Ankara'dan olan, o Ankara'da olan olayı da anlattım geçenki podcastimde. İşte adam e, cinsel organını çıkarıp böyle mastürbasyon yapmaya başlıyor kızları yol sorarken. Şu sizin kızınızın başına gelse öldürmez misiniz bu adamı? Bu yüzden arkadaşlar özellikle erkekleri sesleniyorum. Bir şey yaparken arkadaşlar empati yapın. Mesela bugüne kadar Facebook'tan hiç yani hatırlamıyorum ki bir kızı böyle rahatsız edip taciz ettiğim. Niye bunu yapmıyorum? Niye yani bunu yapmıyorum? Çünkü aynı şey bana olsa hoşuma gider mi? Ya bir kız hoşuma gittiyse çok güzel kızsın, çok seksi kızsın de dürüstçe bu ayrı bir şey. Ama ona fotoğraflar atmak, onu rahatsız etmek, taciz etmek... Yani gözünle bile taciz etmemen gerekiyor arkadaşlar. Yani bu e, erkek olmak demek onları taciz etme hakkına sahip olduğumuz demek değil. Tabii ki herkes belli ihtiyaçları var, belli şeyler yaşamak istiyor. Ama bunu doğru insanlarla doğru yerde yaşayın arkadaşlar. E, Kadınlar günü dediğimiz gibi ülkemizde her zamanki gibi göstermeni kutlandığını düşünüyorum. Yani sadece belli herkes yazılar yazdı, kadınlarla ilgili şeyler yaptı falan filan ya ama değişecek bir şeyin olduğunu düşünmüyorum çünkü e, belirli bir süreçten sonra Atatürk'ün ölümünden sonra hızlanan bir e, kültür kaybı, kültür bozulması, dezenfe e, dezenfekte diyecektim kusura bakmayın, dezenformasyonu ile biz gerçekten kadını daha altlara sosyal hayattan uzaklaştırmaya, evinin kadını olmaya, onu haklarını kısıtlamaya başladık. Ve bu maalesef çok acı bir durum. Yani düşünseniz arkadaşlar, bütün erkekler, bütün aileler bakire kız istiyor. Kimse diyor mu erkeğe, sen bakir misin ya? Kimse bunu sormuyor maalesef. Ya da kadınlar Türkiye'de yalan atım o kadar kolay alışıyorlar ki. Çünkü küçük yaştan beri ailesine gizli işler yapmak zorunda. Her şeyi gizli yaşıyorlar. Niye net yaşamıyoruz? Niye dobra dobra ne olduysa söyle yaşamıyoruz? Bu mu doğru olan? Bu mu yalan yaşamak? Ve maalesef Türkiye'de o kadar çok çocuk aldırma o kadar çok e, adını siz getirin e, kızlık zarı diktirme Bunlar mıdır olay arkadaşlar? Bunlar mı insanı insan yapan şeyler? Ahlak bu mudur yani? İki bacak arası mıdır? Oradaki bir e, kül, e, zarın dikimi midir yani? Bu zarın da amacını zaten e, regal olduğu zaman kızlar ilk regalında kanın geriye gidip enfeksiyon kapmamasının olduğunu bilmiyor muyuz bilimsel olarak? Yani insanları buna göre mi değerlendireceğiz? Birazcık empati vicdan yaparsanız zaten. E, i̇leride mesela atıyorum evlenme durumunuz oldu. Erkek arkadaşlara sesleniyorum. E kıza dediniz sen bakire misin? Ki sanki bununla evleniyorsun ya. Sen kızın o zarıyla evleniyorsun. Sanki kafan uyduğu için onunla mutlu olduğu için değil. Veya sevgili olduğunu düşün. E, Kız da sana dedik sen bakir misin ya? Sen ne hakla bunu bana sorabiliyorsun? Haklı mı haksız mı arkadaşlar? Biraz elinizi vicdanınıza koyun. Mantıklı düşünün ve vicdan yapın. Gerçekten ahlak karakterdir arkadaşlar. Ben yurt dışına da gittim gördüm. Aynı şeyleri Türkiye'de de gördüm. Türkiye kadar ahlaksız, yobaz, yozlaşmış, insanların hep art niyetli olduğu, pislik bir ülke görmedim. Herkes mi böyle değil. Bizim gibi insanlar var mı? Var. Elbet bir gün onları bulacağız, onlarla tanışacağız. İyi insanlar hala var. İyi insan olmak bir marifet gibi görünüyor ülkemizde. Çünkü küçük yaşta itibaren biz çocukken bile düşünün. Kopya çekmediğimiz zaman bir geri zekalı salak muamelesi yedik. Nasıl çekmezsin ya? Geri zekamsız oğlum. Herkes yapıyor sen de yap. Yurt dışında böyle bir şey yok arkadaşlar. Hayvanı nasıl eğitirlerse yurt dışında çocukları öyle eğitiyorlar. Onlar seks yapmıyor mu? Yapıyor. Alasını yapıyor belki. Ama onlar insanları rahatsız etmiyor. İnsanlara yalan atmıyor. Saygı duyarak yapıyor bazı şeyleri. Yaşamak için yaşamıyor ya sevdiği için yapıyor. Biz sadece bazı şeyler yapmak için yapıyoruz arkadaşlar. Böyle bir saçmalığımız var. Yani mutluluğumuzu abartıyoruz, üzüntümüzü abartıyoruz. Amacımız bazen skor oluyor. Ya bunları aşın. Kadınları baş tacı yapmamız gerekiyor. Niye? Çünkü sonuçta senin annen de bir kadın. Seni dünyaya getiren bir kadın. O olmasa sen var olamazdın. Yani baban sadece bir araç. Bu kadar basit. Bu yüzden ben bu vesileyle tüm kadınların biraz yine dediğime gelecek ama hani bir şey değişmeyecek ama Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. bu kadınlar olmasa yani dünyada belki de bazı şeyler değişmez. Yani değişim bence biraz kadınlarla başlar. ...kadınlara kesinlikle bu mücadelelerini de vazgeçmemelerini tavsiye ediyorum. Hiçbir zaman kendinizi ezdirmeyin. ikinci plana attırmayın. Siz ayrı bir canlı değil. Hatta siz bizim başımızın tacı olmalısınız. Ama öyle bir durumda ki siz yani bir... E, ...meta olmuş durumda yani Türkiye'de. Kadın dediğin zaman bir meta. E, elinin altında dursun yani böyle. Evinin yemeğini yapsın, çayını demlesin. Bunu kabul etmeyin arkadaşlar. Kesinlikle bunu kabul etmeyin. Ve yarın bir gün bayan arkadaşları sesleniyorum özellikle. E, anne olduğunuz zaman ahlaklı bir evlat yetiştirin. Ahlaklı dediğim yani ilişkiye girmeyen ya da şey falan değil. Yani kafa olarak ahlaklı. Anlatabiliyor muyum? Erkeğin e, pipisi var diye onu yüceltmeyin. Hani e, o bir ilişkiyi zaman o kahraman da işte kızınız belki de aynı şeyi yaşadı, aşık oldu, biriyle birlikte oldu olabilir yani insan sonuçta bu. Ona kötü şeyler söylemeyin, onu ezmeyin. Çünkü Türkiye'de çok fazla böyle olay var arkadaşlar. Namus davası, nasıl namussa eski karısı gidiyor, başkasıyla evleniyor, adam gidiyor onu vuruyor. Sana ne yani eski karın sonuçta eski karın eski yani o senin değil artık Ya da işte kendisi aldatıyor karısını sürekli karısı bunu yapsa onu öldürecek yani Böyle bir ülke olabilir mi böyle bir dünya olabilir mi Sokakta yürüyorsunuz bir sürü erkeğin tacizine bakışına maruz kalıyorsunuz Neden özgürce sen istediğin gibi giyinemeyecek misin Çıplakta gezmiyorsun ki kardeşim yani etek giymişsin bu senin hoşuna gidiyor Yani maalesef böyle bir toplumdayız ve bu toplum kolay kolay düzelmeyecek. İdamlarla, öldürmelerle, hadımlarla düzelmeyecek. Umuyorum, umudum var mı yok ama umuyorum siz daha bilinçli bireyler yetiştirirsiniz ve geleceğimizi belki kurtarabiliriz. Yıl arttıkça insanlar, dünya modernleşir, biz geriye gidiyoruz. Hakkımız hayırlısı olsun ülkemiz adına. Ee, tekrardan Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Bir sonraki podcast'imde görüşmek üzere, sevgiyle kalın.